Farabi bir Türk büyüğümüzdür. Farab şehrinde doğmuştur. İsmi de oradan geliyor. Farab şehrinde doğduğu için Farabi olarak anılmaktadır. Farabi birçok buluş yapmıştır. Şimdi önce hayatını anlatacağız. 873 senesinde Türkistan'ın Farab şehrinde doğdu. İlk tahsilini Farab'da gördü. Arapça, Farsça, Grekçe ve Latince'yi çok iyi öğrenerek Aristo ve Evdato'nun eserlerini defalarca okudu. Çocuklar, Aristo ve Evdato bir Yunan filozofudur. Farabi ise Aristo ve Evdato'nun eserlerini okumuştur. Onların dillerini öğrenerek, kendi dillerini okuyup Arapçaya tercüme etmiştir. Farabi Türk olmasına rağmen eserlerini Arapça dilinde yazmıştır çocuklar. Şimdi burada bir tane Farabi'nin sözü var. Filozof olduğu için bakın ne diyor. Hiçbir şey kendi dilinden yok olmaz. Böyle olsaydı var olmazdı. Size bir örnek vereyim. Bakın elimde bir kumanda var. Bu kumandayı ben buraya koyduğum zaman bu kumanda kendi dilinden yok olur mu çocuklar? Yok olmaz değil mi? Bunun kaybolması için birinin gelip alması lazım. Bakın şimdi kumanda masada var mı? Kumanda nerede? Bakın elimde değil mi? Kumanda kendiliğinden kayboluyor mu çocuklar? Kaybolmuyor. İşte Farabi filozof olduğu için bu şekilde düşünerek hiçbir şeyin kendiliğinden kaybolmayacağını keşfediyor. Yani durup dururken kendiliğinden kaybolmuyor. Evdeki oyuncaklarımız da öyle, sınıftaki eşyalarımız da öyle. Çünkü biz onları alıp başka bir yere götürmezsek kendiliğinden hiçbir yere kaybolmuyor değil mi? Ne kadar güzel bir şeyi keşfetmiş Farabi. Daha sonra çocuklar kendini tamamen felsefeye vermiş ve Yuhanna bin Haylan'la birlikte çalıştı. Onlar da yine Orta Doğu'da yaşayan diğer filozof arkadaşları. Vaktini felsefi düşüncelerini kalem almakla geçirdi. Kitaplarını Arapça yazdı. Bir musiki üstadıydı. Musiki çocuklar müzik demektir. Çocuk şarkıları da bir musikidir. Biraz sonra videodan da açacağız. Kitaplarını Arapça yazdı. Kanun adındaki çalgı aletini o buldu. Ayrıca rübab denilen çalgıyı da o geliştirip bu şekilde soktu. Birçok bestesi vardır. Matematikle de uğraştı. Çocuklar, biraz sonra sorunun sonunda kanun adlı ve rübab adlı çalgıdan video açıp izleyeceğiz, tamam mı? Onları da dinleyeceğiz. Devam edebiliriz hocam. Farabi ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler üçüzlü ve dördüzlü diye iki kısımda toplanıyordu. Nahi, mantık, beyan üçüzlü ilimleri, matematik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dahil edildi. Çocuklar, nahi, mantık, onlar daha çok düşünceyle ilgili ilimler. Astronomi var bir de. Astronomi de uzayla ilgili ilimler demektir. Gezegenlerle, dünya ile, güneşle ilgili, ayla ilgili ilimlere biz astronomi diyoruz. Yine bakın burada Farabi'nin bir resmi çıktı. Burada ne diyor? Bir eylemin ahlaklı olduğunu bilip de ona uygun davranmayan kişi, o eylemin ahlaklı olduğunu bilmeden ahlaklı davranan kişiden daha üstündür. Örnek vereyim yine. Burada bakın çocuklar çöp kovamız var değil mi? Şimdi bir elimizde çöp olduğu zaman bunu ne yapmamız gerekiyor? Yerlere atarsak yanlış bir davranış oluyor değil mi çocuklar? Ama çöp kovasına atarsa doğru bir davranış oluyor. Şu anda biz bunu biliyoruz. Peki bunu hiç bilmeyen birisi, yolda giderken bunu öğrenmemiş bir çocuk, elindeki çöpü nereye atar? Büyük bir ihtimalle çöpü atmaz, yerlere atar değil mi? O da yanlış bir davranış olur. Yerler pis olur atar. Evet, doğru davranış nedir? Çöpleri her zaman çöp kovasına atmaktır. Evet, Farabi burada doğru davranışın üstünlüğünden söz ediyor. Devam edelim hocam. Onun bu ilimleri üçe ayırmasından sonra Avrupalı bilginler tarafından ancak 13. asırda kabul edilmiş. Yani Farabi'den çok daha sonra Avrupalılar bazı şeyleri keşfetmiş çocuklar. Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayını da ilk defa Farabi izah etmiş. Şimdi biz konuşurken ağzımızda ne
çıkıyor? Bir ses çıkıyor. Ya da sandalyeleri kıpırdatınca bir ses çıkıyor değil mi? Kalorifer yandığı zaman bir ses çıkıyor. Dışarıdan birisi telefon açtığı zaman buradan bir ses çıkıyor. Ses olayını ilk kim keşfetmiş? Farabi keşfetmiş. Ses olayı çocuklar bir titreşimdir. Yani bizim bu duyduğumuz sesler havada, bakın burada hava var, havayı göremiyoruz şu anda. Havada titreşerek bizim duymamıza sebep olan bir sinerji, bir enerjidir. Bir fizik olaydır. Bunu da Farabi bulmuş. Yine o titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit etti. Bu keşfiyle musiki aletlerinin yapımına gerekli olan kaideler de buldu. Aynı zamanda tıp alanında çalışmalar yaptı. Farabi bu konuda çeşitli ilaçlarla ilgili eserler yazdı. Çocuklar, ses olaylarından sonra Farabi az önce bahsetmiştim. Kanun diye bir çalgıyı bulmuştu değil mi? Onu da deneyler yaparak bulmuş. Seslerin çoğalıp azalmasından dolayı. Bir de tıp alanında, tıp çocuklar sağlık demektir, tamam mı? Hastaneye gittiğimiz zaman, doktora gittiğimiz zaman oradaki ilaçlar, orada doktorun kullandığı cihazlar hep tıpla ilgili kavramlardır. Eczanede satılan ilaçların hepsi tıpla ilgilidir. Farabi çok değişik ilaçlar da keşfetmiş, ilaçları da bulmuş. Hastalandığımız zaman kullandığımız ilaçları bazılarını Farabi keşfetmiş. Onun için Farabi çocuklar bir bilgin, yani çok değişik alanlarda bilgisi olan, kültürlü, çok ileriyi gören, kendini çok iyi geliştirmiş bir filozof ve zamanın münevver bir insanıymış. Yani aydın bir insanıymış.